Ben Doktor Mustafa Çalık, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Avusturya Graz Üniversitesi'nde uzmanlığımı yaptım. Yaklaşık 15 yıl civarındadır Urfa'da görev almaktayım. Şu anda özel kliniğimde çalışıyorum. Göğüs hastalıklarının dışında özellikle ben tamamlayıcı tıpla, bütüncül tıp dediğimiz holistik tıpla çok uğraşıyorum. Holistik tıp dediğimiz hastalıkları sadece organ düzeyinde, o branş düzeyinde bakmak değil, vücudun bütün organları, bütün dokuları, bütün sistemleri arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı değerlendirerek, fotoğrafın bütününe bakarak hastalığı görüp değerlendirme olayıdır. Dünyada şu anda bütüncül tıp bakış açısı oldukça popüler, gelişmekte. Dolayısıyla ben bütüncül tıp bakış açısına paralel olarak aynı zamanda beslenme üzerinde duruyorum. Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve diğer mikro besinler üzerinde duruyorum. Dolayısıyla hastalıklara bu şekilde, bu gözle bakıyoruz. Onun dışında astım nedir? Astım günümüzde gittikçe artan bir hastalıktır. Özellikle genç kuşakta, gençlerde, çocuklarda çok daha yaygındır ileri yaşlara göre. İleri yaşlarda nefes darlığının nedeni daha çok kronik bronşitin ileri formu olan KOAH'tır. Ama gençlerde, genç yaşta başlayan, çocukluk yaş grubunda başlayan nefes darlığının nedeni ise daha çok astımdır. Astım %80-90 oranında alerjik nedenlere bağlıdır. %10-15'in nedeni bilinmemektedir. Özellikle hangi alerjilerden kaynaklanır astım? Yaygın olarak polen alerjileri, işte bu çay çimen otlarının polenleri, ağaçların polenleri, efendim söyleyeyim küf mantarları çok ciddi bir nedendir. Gıdalar, bazı besin alerjileri önemli bir nedendir. Onun dışında astımın oluşumunda vücudun bağışıklık sistemiyle alakası vardır. Astım daha çok solunum yollarının aşırı hassasiyetiyle karakterizdir. Yani astımlı bir hastanın nefes yolları hassastır. Şöyle ki uzakta bir insan sigara içtiğinde bile o toz dumanı, onun dumanı etkileyebilir. Hemen nefes darlığı çekebilir. Veya aynı ortamda birçok insan vardır. Kimileri hiç rahatsızlık duymazken birileri oradaki tozdan hemen alınabilir. Solunum yolları rahatsız olabilir. Bu böyle bir durumda kişinin nefes yolları, bronşları, hava yolları daralmaya başlar. Nefes darlığı çekmeye başlar. Yani böyle kronik enflamatuar dediğimiz iltihabi bir olaydır aslında. Ama bu iltihap mikrobik iltihap değildir. Dış etkenlere bağlı olarak, çoğu zaman alerjenlere bağlı olarak, alerjik nedenlere bağlı olarak nefes yollarının daralmasıyla karakterize iltihabi bir süreçtir astım. Dolayısıyla astımda alerji çok çok önemlidir. Alerji tedavisi çok önemlidir. Beslenme çok çok önemlidir. İlaçlar daha çok bilindiği gibi işte toplumun fıs fıs diyebildiği çeşitli inhaler tedavilerdir. Bu inhaler tedaviler de iki türdür genellikle. Bir tanesi nefes açıcı olan tarafıdır ki bu bazen titreme yapabiliyor, hastada çarpıntı yapabiliyor. Diğeri de bizim inhaler kortizon dediğimiz nefes yoluyla aldığımız düşük dozlu kortizonlardır. Bunlar hastalığı kontrol altında tutar. Özellikle kış aylarında bu mevsimde hastaların bu ilaçları düzenli almaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde enfeksiyon ihtimali arttığı için ilaç kullanmıyorsanız astım ataklarına, astım krizlerine yol açabilir ilaçsız kalmak. O nedenle özellikle bu mevsimde mutlaka göğüs hastalıkları uzmanı tarafından önerilen astım ilaçlarının düzenli alınması çok çok önemlidir. Onun dışında bağışıklık sistemi çok önemlidir astım tedavisinde. Eğer sizin vücut direnciniz zayıfsa, düştüyse sizin sık sık astım ataklarına girmeniz beklenir. Astım krizleri, acilere daha sık gidersiniz. Dolayısıyla sadece astım için değil ama genel olarak bütün hastalıklarda zaten bağışıklık sistemi çok önemlidir. Ama özellikle solunum yolları hastalıklarında, tabii astım bir solunum yolları hastalığıdır aynı zamanda.
solunum yolları hastalıklarında bağışıklık sistemi daha belirleyici olmaya başlıyor. Peki bu bağışıklık sistemi dediğimiz zaman neler aklına geliyor? İşin öncelikli olarak D vitamini günümüzde dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle, ülkemizde de öyle. Özellikle D vitamini eksikliği çok bariz bir durum. Bağışıklık sisteminde de çok çok önemli bir vitamin. D vitamini hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. D vitamini bizim şimdi günümüzün yaşam tarzı, daha çok biz kapalı mekanlardayız. Betonların içinde yaşıyoruz. Doğadan uzaklaştık, güneşten uzaklaştık. Dolayısıyla D vitamini eksikliği çok yaygın. Bağışıklık sisteminde de kanser dahil, enfeksiyonlar dahil, şeker hastalığı dahil birçok hastalıkla bağlantılıdır D vitamini eksikliği. Dolayısıyla D vitamini eksikliğiniz varsa sizin enfeksiyon geçirme, iltihap geçirme ihtimaliniz artıyor. Astım hatanız daha da kötü bir şekilde seyredebilir. Onun dışında özellikle şeker ve buğdaya dayalı beslenme, endüstriyel gıdalar, paketli gıdalar, bunlar başta bağırsak sistemimizi bozmakta, probiyotik eksikliği yapmak, bağırsaktaki yararlı bakterilerin eksikliğine yol açmakta. Probiyotiklerin eksikliği de aynı zamanda bağışıklık sistemimizin için çok çok önemlidir. Dolayısıyla beslenmemizde mümkün olduğu kadar ki katkı maddeli gıdaları en aza düşürmemiz lazım. Şekeri ve buğdayı en aza düşürmek lazım. Peki ne yememiz gerekiyor dediğiniz şey yaptığınız zaman? Mümkün olduğu kadar doğal besinler almamız gerekiyor. Sabah kahvaltısı önemlidir. Yumurtamızdan tutun da tereyağına kadar, zeytinine kadar, özellikle yanında bir C vitamini açısından yeşillik vesaire olması lazım. Ama tabii bu söylediğim şeyler genel şeylerdir. Hani her hasta tereyağını dört dört yemeyebilir. Yani o da hekim tarafından mutlaka değerlendirip tavsiye edilmesi lazım. Onun dışında özellikle kabuklu yemişler bizim için çok önemlidir. Kabak çekirdeği tutun da badem olsun, ceviz özellikle çok önemlidir. Mutlaka köy yoğurdunu, ev yoğurdu çok probiyotik aslında çok zengindir, önemlidir. Sebzemizi, salatamızı ihmal etmememiz lazım. Yani bizim Urfa'da özellikle ben birazcık salata kültürünü biraz da zayıf görüyorum. Salata bizim için çok çok önemlidir. Zengin, geniş bir salata her akşam mutlaka olması lazım. Efendime söyleyeyim, kemik suyu çok değerlidir. Kemik çorbası çok değerlidir bağışıklık sisteminde. Bunlar önemlidir. Yani mümkün olduğu kadar doğru beslenmemiz lazım. Hekiminizle gerekirse hekiminizle bu sorunlarınızı paylaşıp değerlendirebilirsiniz.